Merhaba, yine bir stüdyo vloğa hoş geldiniz. İnanır mısınız ben de şaşkınım. Ertesi hafta yine video falan çekiyorum. Maşallah diyelim. Bu aralar bilmiyorum. Herhalde şekeri bıraktığım için ben buna bağlıyorum biraz. Benim beklemediğim etkileri de oldu. Enerjimin daha da arttığını hissediyorum. Mesela düşünün, şu an hava kapalı. Normalde benim depresyon modunda olmam lazım ama değilim. Müthiş. Kısaca bir sağlık update'i yaptıktan sonra yine dün ve bugünle ilgili biraz neler üstünde uğraşıyorum. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. Dün sanırım bunu çekerken beni gördünüz diye hatırlıyorum. En son bunu çekmiş olmalıyım. Tam hatırlamıyorum. Böyle elimde ben havuç defterler yapıyordum. Hatırlarsınız hala dükkanda var. Bu arada meyve defterlerin bazıları bitti. Limon defter mesela artık üretmiyorum. Zaten satışları da çok hızlı değil açıkçası. O yüzden o erayı artık kapatmak istiyorum. Evet güzeldi. Evet benim hakikaten defter yapımına başlamamı sağlamış ürünlerdir. Meyve defterlerin yeri her zaman kalbimde ayrı olacaktır. Ama artık tabii yavaş yavaş daha farklı ürünlere geçiyorum biliyorsunuz. Fakat meyve defterleri yaptığım zamanlardan kalan diyeyim biraz. Kağıtlar buldum. Böyle turuncu kağıtlar hatta. Bayağı da fazla vardı. Bunlardan ne yapabilirim diye düşünürken böyle bir defter yapmaya karar verdim. İşte dün bu koptiklik işini hallettim. Epey de vaktimi aldı ama. Ya da uzun zamandır yapmadığım için biraz paslanmışım mı bilmiyorum. Ama hoşuma da gitti bir yandan böyle. Ben bunu hani yapayım da satarım gibi bir şeyle yapmadım. İşte böyle bir hobi olarak gibi düşündüm. Yani o an yapmak istediğim için yaptım sadece ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Şimdi böyle tekli bir defter olacağı için bunu siteye eklemeyeyim dedim. Şöyle bugün kapaklarını da ekleyeceğim. Şimdi birazdan yapıştıracağım. Bunun üzerine bir şey yapacağım. Henüz karar vermedim ama bu defteri Elif'e göndermeye karar verdim. Biliyorsunuz Elif en uzun süreli katıl üyelerinden. Önceden geçen yıl biliyorsunuz Elif'e her ay bir katıl defteri yapıyordum. Bunu uzun zamandır yapmayı bırakmıştım. Ama yeniden içimden böyle bir hediye yapmak geldi. Ben bu katıl üyeliğinin işte hediyesini bırakmama rağmen kendisi yani katıl üyeliğinden çıkmadı gerçekten. Bu da beni bir tık duygulandırdı. O yüzden içimden ona böyle bir şey hazırlamak geldi. Hem de ben de böyle benim için de iyi oluyor. Hem video çekmem için bir bahane oluyor aslında. Beni motive ediyor yani. Hem de böyle iş dışında da sadece kendi istediğim şeyleri yapabilmem için bana biraz alan açıyor aslında. Öyle şimdi bugün bunu yapacağım. Bir tane Reels çekmem gerekiyor. O yüzden o Reels'ta da bu ürünü bitmiş halini gösteririm diye düşündüm. Onun dışında Elif yine tabii sağ olsun geçen seramik güncellemesinden iki tane tabak almıştı. Onları ve bu defteri bitirirsem eğer, başarırsam bugün kargoya gideceğim ve onun paketini de bırakacağım. Bugünün planları böyle. Zamanım kalırsa pek sanmıyorum ama bugün aklımda yapmak istediğim başka bir şey daha var. O da şöyle, artık böyle biraz sketchbook yapmaya yani sketchbook doldurmaya böyle biraz ağırlık vermeye karar verdim. Şu an zaten tuttuğum iki tane eskiz defterim var. Biri büyük, biri küçük olacak şekilde. Fakat şunu fark ettim ben. Mesela işte bu 365 gün projesi yapmıştım bilirsiniz. Onda da ya da böyle eskiden çizdiğim her şey böyle bir deftere çizmemişim de hani böyle normal bir kağıda işte küçük bir kağıda, renkli bir kağıda falan. Çok dağınık ve biraz savrulup çalışmışım. Ki eski benden tamamen beklenebilecek bir şey bu arada. Fakat eskiz defteri videosu çekmek istiyorum. Çünkü böyle yabancı eskiz defteri videolarını izlemeyi çok seviyorum. Ve kendim de bunu yapabilirim diye düşündüm ama fark ettim ki benim çizimlerim böyle çok savruk. Bir orada bir burada falan. O yüzden elimde var olan defterlere ya da sırf bunun için özel bir eskiz defteri de hazırlamak istiyorum. Bu fikir de dün aklıma geldi. Ve o defterlere işte artık ne kadar olur bilmiyorum ama elimde bulunan böyle küçük çaplı çizimleri yapıştırmak ve bunları işte eskiz defteri videosu çekmek istiyorum. Bilmiyorum Türkçe kanallarda bu çok ilgi gören bir şey mi? Çok fazla yapan kişi görmüyorum. Daha çok yabancı globalde var. Kendi kanalıma bir tane yüklemiştim çok eskiden ama. Bilmiyorum bu konuda biraz size soracağım. Türkçe kanala yüklemeli miyim bilmiyorum. Ama yabancı kanalıma zaten uzun zamandır video atamıyorum maalesef. Oraya kesinlikle yüklemeyi düşünüyorum ama buraya da yükle derseniz bu kanala da yüklemeyi düşünebilirim. Böyle sanırım. Şimdilik vermek istediğim haberler. Ben şimdi şu defterin yapımına başlayacağım.
Hayır, hayır. Al işte, bozduk. Yanlış oldu. Ne bu hareketler? Ne bu maymunluklar? Ha? Ha? Ne istiyorsun?